Merhaba sevgili izleyiciler. Geleceğin İletişimcileri Soruyor programına hoş geldiniz. Ben Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Merve Malatya. Ben Sakine Sude Çolak. Bugünkü konuğumuz Süleyman Üzümcü. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizlerin arasında daha da iyi hissediyorum kendimi. Bugün radyo ve televizyonculuk okuyan öğrenci kardeşlerimiz de buradalar. Sizlerle birlikte güzel bir söyleşi programı geçeceğini ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Süleyman Üzümcü kimdir? Bize bundan bahseder misiniz? Süleyman Üzümcü 1986 Tokat doğumlu. Evli, iki çocuk babası. Çekirdekten yetişme esnaf. Ben normalde mağazacıyım. Ama şu anda burada Tokat'a dair kimliğimle sizlerle beraberim. Konuya gelecek olursak biz biraz spontane bir şekilde yayıncılığın içerisinde kendimizi bulduk. Daha doğrusu beni hobilerim buraya getirdi. O serüvenden bahsedeyim size. 2012 yılında çekmiş olduğum Tokat fotoğrafları vardı. Profesyonel değil ama amatör ruhla profesyonel makinalarla fotoğraf çekmeye başlamıştım. Çok seviyordum. Şatıra basmayı, o sesi, deklanşör sesini duymayı çok seviyordum. Tabii sosyal medya o zamanlar genelde Facebook üzerinden yürüyordu. Ben kendi şahsi hesabımdan çektiğim fotoğrafları yayınladıkça insanları belki sıkabilirim düşüncesiyle dedim ki bir Tokat arşivi oluşsun. Tokat'a dair diye bir sayfa kurdum. O sayfada çektiğim fotoğrafları yayınlamaya başladım. O çektiğim fotoğrafları 2013 yılından itibaren o sayfada yavaş yavaş akışa yükledikçe büyümeye başladı. Tabii geldiğimiz 2022 yılı senesi neticesinde sosyal platformların gelişmesi, Instagram'ın, TikTok'un, Twitter'ın farklı eklentilerle kullanıcıları daha böyle seyir zevki yüksek hale dönüştürmesi hepimizin sosyal medyada daha fazla vakit geçirmesine sebep oldu ve artık haber akışı, haber kaynağı da oralardan dönüyor. Bugün baktığımız zaman geleneksel medyanın yerini yeni medya dediğimiz sosyal medya alanı aldı. Ve 2013 yılında başladığım hobi olarak çektiğim fotoğrafların yüklemesiyle başlayan serüven artık Tokat'ın en güçlü medya platformu haline dönüştü. Bugün bütün platformlarda 550 bin takipçimiz var ve bu 550 bin takipçinin en son ayda 20 milyon kişiye ulaştığını gördük. 20 milyon kitleye ulaşmak çok büyük bir başarı. Bugün 20 milyon kişiye ulaşmak için sosyal mecralara ekonomik olarak bütçe ayırmamız gerekse bugün 3,5-4 milyon TL para harcamamız gerekiyor. Yani Tokat'ın tanıtımına kattığı ekonomik değer şu anda 3,5-4 milyon civarında Tokat'a dair. Yani bu göz ardı edilemez bir rakam, bir yerel bir platform için. Keyifli, belki biz hobi olarak başladık ama bu bizim mesleğimiz oldu. O yüzden Tokat'ın ve Tokatlı'nın sesi olmaya gayret ediyoruz. Tokat'ın değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu anda da merak edilenler ne varsa bugün burada sizlerle birlikte o yüzden varız. Ne kadar güzel. Yani bir fobi olarak başlayan bir şey, hobi olarak başlayan bir şey, affedersiniz. Estağfurullah. Bu kadar ileri büyütmek çok güzel bir şey bence. Buna gurur duymanız lazım. Bence duyduğunuz kesin. Kesinlikle. Yani insan sevdiği işi yaparsa çalışmış olmaz. Ben çalışmıyor gibi görünse de. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah saat 3'lere 4'lere kadar bilgisayarın başında, telefonun başında vakit geçiriyorum. Emeğinizi karşılamamız gerçekten çok güzel. Evet. Peki Süleyman Bey, bu mesleği yaparken size destek olan birileri oldu mu? Arkadaşlarınız, çevreniz? Muhakkak. Yani başta eşim bu konuda çok anlayışlı. Çok kıskanılabilir bir meslek grubu. O konuda çok rahatım. Ve çevremde benim can ciğer sevdiğim arkadaşlarım bu konuda çok etkili. Ve tüm takipçilerimiz bize içerik desteğinde bulunuyor. Yani Tokat'a dair de herkes bir içerik desteğinde bulunup yayına katkı sağlayabilir. O yüzden 550 bin destekçimiz var diyebilirim genel olarak. Çok güzel. Peki fotoğraf çekerken hiç unutamadığınız bir anınız, bir hatıranız var mı? Var. Apul amca. Zileli Apul amca. Bir gün Zile'de, Uzun Çarşı'da
spontane böyle fotoğraf çekerken kalaycı çalışan amcaları gördüm. Yanında hemen kelle ütücü, kelle ütüleyen bir amca gördüm. Ve Tokat'ta benim bildiğim başka da yok kelle ütüleyen birisi. Paça ütülüyor falan. Çok da ilgi çekiyor. Otantik de bir şey var, dükkanı var. Onun fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarını çektim, çok hoşuma gitti. Sosyal medyada çok iyi gördü falan. İki gün sonra fotoğrafını baskıladım, çerçeveletledim. O kalaycı ve kelle ütücü amcaları ziyarete gittim. Onların çaylarını içtik, fotoğrafları takdim ettim. Orada otururken, sohbet ederken bir tane amca arabayla geldi. İsmi Apul. Apul amca plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan bir adam. Tabii benim boynumda makine, sırtımda çanta, biraz böyle aykırı bir tip gibi görünüyorum. Tokatlıyım halbuki ama zillede biraz yabancı gibi durdum. benim fotoğraf çektiğimi anlayınca ben de şairim şair diye geldim. Oku bakalım amca o zaman dedim. Tam oku bakalım amca der demez adam hemen şiire başladı. Bir dakika amca dedi. Şimdi bende de yayıncılık kafası var ya, belki bir şeyler çıkar diye. Hemen telefonumu çıkarttım. Şimdi devam et amca dedim. Çekmeye başladım. Bir şiir okudu. Şiiri kendisi yazmış. Şiirin içerisinde bizim manevi değerlerimize, vatan, bayrak, Atatürk, Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz içinde bütün hepsini barındıran bir bütün birliktelik şiiri yani. Birlik şiiri. Tabii o şeyi çektikten sonra ertesi gün veya bir sonraki gündü tam emin değilim. Bizim Suriye'de İdlib'de 34 tane şehit verdiğimiz dönemdi. Ve bu çektiğim videoyu da yayınlama sürem birbiriyle bağlantılı oldu. Çok yan yana geldi ve şiir patladı. O video patladı ve Türkiye'de viral oldu. Yani 84-85 milyon ülkenin belki de %70'i o videoyu izlemiştir. Şimdi açıp göstersem aa bu muydu dersin. Öyle insan sayısı çok fazla. Ve patladıktan sonra birçok insan Apul amcaya destek olmak için seferber oldu. Benim unutamadığım, aynı zamanda o videoyu çektiğim zaman onun fotoğrafını da çekmiştim. Çok güzel de bir portresi var. Böyle poz bıyıklı. burada da yayına alabilirsek. Evet, Apul Özdemir amcamız. Zileli Apul Özdemir. Yılların verdiği yorgunluk zaten yüz hatlarındaki çizgilere de yansımış. O şiiri okuduğu süre zarfında çay sohbeti vesaire. Dedim ki amca makinede boynumda şurada bir fotoğrafını alayım. Arka fonda yeşil bir tahta vardı. Orayı arka taraf çirkin durmasın diye orayı fon olarak kullanmıştım. Bunun renklisi de var ama siyah beyazı daha etkileyici duruyor. Hatta 1x.com'da da yayına alınmıştı bu fotoğraf. Çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Aynı zamanda bunu çerçeveletip birkaç gün sonra Apul amcaya da götürdüm. Evimin bir köşesinde duruyor. o en unutamadığım fotoğraf çekerkenki anlarımdan bir tanesi sadece. Ne kadar güzel. Peki, Tokat'a dair videolar, fotoğraflar çekiyorsunuz. İnsanlar tepkiler nasıl oluyor? Yani size destek veriyorlar mı? Sizi önemsiyorlar mı? Şöyle söyleyeyim. 10. yıla giriyoruz yayıncılıkta. Tabii son 2 senedir diyeyim. Daha önce de ben hep kameranın önüne çok çıkmıyordum. hep kameranın arkasında çekiyordum bir takım şeyleri. Sonra format biraz daha değişince daha böyle insanlara gezi rotaları oluşturabilmek için önden böyle bir 15-20 saniyelik spoiler verip geçiyordum yani videonun genel akışına. Tabii o videoları çeke insanlar artık yüzde simasına da alıştı. Alışınca tabii dışarıda gezerken bir şey çekerken bile insanlar tanıyor. Artık benim ismim Süleyman Öcü değil, Tokat'a dair. Kimliğimi de Tokat'a dair olarak değiştirmeyi planlıyorum. yani tepkiler güzel. Ben hiç kimseden böyle bir kötü tepki almadım. Niye çekiyorsun falan gibi bir şeyler görmedim yani. Rastlamadım. Peki biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız. Hı-hı. Ramazan ayında planladığınız bir plan, program, istediğiniz bir etkinlik yapmak da olduğunuz bir etkinlik var mı? Bizle paylaşır mısınız? Ramazan ayında öğrenci buluşmalarına devam edeceğiz. Bizim sayfa olarak her ay buluşmalarımız oluyor. Üniversite öğrencisi, Tokat'a dışarıdan gelmiş arkadaşlarımıza hem bir misafirperverlik göstermek, hem onların böyle dertleri varsa dertleriyle hemhal olmak gibi bir misyonumuz da var.
Ramazan ayında da öğrencilerin evlerde kalan öğrenci arkadaşlarımızla gideceğiz. O evler onlardan, yemekleri bizden olacak. Böyle sıcak ilişkiler kuruyoruz. Aynı zamanda takipçilerimizin desteklerini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturmak için de köprü doluyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi çok gezdiğimiz zaman kim nerede ne yapıyor az buçuk hakim olabiliyorsun sokaklara, sahalara. O yüzden özellikle gurbette yaşayan takipçilerimiz, onlara el uzatmak isteyenler bizlere ulaşıyorlar. Bir şekilde bizler de onlara köprü vazifesi oluyoruz. Yani Ramazan ayında bunu biraz daha hızlandırmış olduk. Ben çok güzel bir projeniz, etkinlikleriniz var ve ben şu an çok heyecanlandım. Bu projenin hepsinde yer almak istedim. Şu an burada duyuruyorum. O zaman yazın Batfest yapacağız. Batfest'te görevlendirelim sizi. Çok güzel olur. Ben şimdiden bu Ramazan için çok pozitif şeyler düşünüyorum ve gerçekten çok heyecanlandım. Demek ki bu Ramazan hepimiz için çok eğlenceli ve dolu geçecek. İnşallah. Süleyman Bey, insanlarla çok iyi bir iletişiminiz var. Takip ediyoruz ve görüyoruz. Bu sırrı var mı yani? İnsanın kendisi olmaktan geçiyor. Yani sosyal medya öyle bir yer ki hiçbir şekilde böyle yapay, suni şeyler ilgi çekmiyor yani. İzlenmiyor da. Sen olduğun için insanlar izliyorlar. Yani hatta sosyal medyada öyle bir kitle var ki sabah uyandığından gece yatana kadarki olan süreci merak edip takip eden insanlar var. Hani eskiden şey vardı ya, bende vardı mesela. Ortaokul yıllarımda Deli Yürek dizisi vardı, bilir misiniz? Evet, ben biliyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun rolü Miroğlu'ydu. Miroğlu yüzükleri falan vardı. Ben mesela Miroğlu'nun yüzüklerini takıyordum mesela. Hoşuma gidiyordu. Bir şey, sempati ve özenti duyuyordum mesela. Ama şimdi artık o dizilerden ziyade insanlar sosyal medyada gördükleri insanların gittikleri mekanlar, gezdikleri mekanlar, yemek yedikleri yerler noktasında artık seni takip ediyor, seni izliyor. Yani o yüzden bu dönüşüm yeni medyada, geleneksel medyaya göre çok hızlı ilerliyor. Evet, bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Şahsen biz çok eğlendik. Evet. Çok samimi, çok sıcak ve çok dolu bir program olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben size inşallah önünüzdeki üniversite hayatınızda, sonrasındaki atılacağınız iş hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Süleyman Üzümcü ile tatlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.